Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu da size çok gerekli bir video olacağını düşündüm ve o yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Arkadaşlar biliyorsunuz bugünlerde EBA'da okul birincisi ya da sınıf birincisi oluyoruz ya da başka sıralamalarda oluyoruz. EBA'da puan kazanarak sıralamalara geçiyoruz biliyorsunuz ki. Arkadaşlar ben de onun için sizlere EBA ile ilgili bilgiler vermek için buradayım. Arkadaşlar ama siz yine de çok çalışın. Çünkü bunlar sizi gerçekten de sınıf birincisi yapmıyor. Gerçekten de okul birincisi yapmıyor ya da 2-3 gibi. O yüzden siz biliyorsunuz yakında inşallah okullarımız açılacak. Ve siz orada yeniden sınıf birincisi falan olacaksınız arkadaşlar. O yüzden hadi başlayalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hazırsanız bilgilerimize başlayalım. Evet birinci bilgimiz yani bilgimiz nedir diye soracaksınız. Söylüyorum hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz öğretmenlerimiz oradan ödevler gönderiyor. Biz de onları yapıyoruz. Bazıları yapmayı sevmiyor ama lütfen sevin. Arkadaşlar nasıl ödevlerimizi kolayca yapabiliriz onu size söylüyorum. Arkadaşlar gidiyorsunuz ödev kısmına, ödevinize basıyorsunuz. Sonra da bir tane soru çözmeniz yeterli. Sonra da diyorsunuz ki çalışmayı bitir. Sonra bitirdikten sonra size tam 10 tane puan geliyor arkadaşlar. Ve bu puanlar sizi başka ilerideki sıralamalara götürebiliyor arkadaşlar. Mesela ben okul 30.sıyken şu anda 30 yerine 19, 18 gibiyim. Ama gerçekten de bu olmayabilir. Belki ben daha çok ilerideyimdir. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar bir sorunuzu yaparsanız da olur. Tüm soruları yaparsanız da olur. Mesela tüm soruları yaparsanız 10 puan gelecek. Ama bir soru yaparsanız da 10 puan gelir. O yüzden bunu daha çok kullananlar da var. Ama kullanmak daha çok kötü olabiliyor. O yüzden onları kullanmamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci bilgimize geçiyoruz. İkinci bilgimiz ise videoları izlemek. Mesela biz gidiyoruz. Orada 3 tane çizgi var. Ona basıyoruz. Ve dersler kısmına basıyoruz. O dersler kısmında birkaç video ya da test çözüyoruz. Daha çok test çözseniz daha iyi oluyor. Çünkü ondan daha çok puan gelir size. Sonra da testinizi çözüyorsunuz, bitiriyorsunuz ve size 10 ya da 5 gibi puanlar geliyor. Hatta 15 de oluyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Arkadaşlar bir de bir tane daha var. Size 3 bilgi vereceğim bu arada haberiniz olsun. Üçüncü bilgimiz ise arkadaşlar orada siz fikrinizi yazıyorsunuz ya da arkadaşlarınıza birçok soru sorabilirsiniz ya da onların nasıl olduğunu sorabilirsiniz. Böylece size puan geliyor. Oraya gidip bir tane mesaj yazın arkadaşlarınıza. Mesela nasılsınız? İyi akşamlar, günaydın, tünaydın gibi kelimeler ya da cümleler kurabilirsiniz ve bunları da arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Böylece size 2 puan geliyor arkadaşlar. Evet bugünkü bilgilerim sona erdi arkadaşlar. Umarım size de yardımcı olmuşumdur EBA hakkında. Lütfen abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.